İlk defa İnci'de dobra dobra soruları cevaplamaya geldim. Pas. Sıversene de bir. Abi ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Ana, ben bunu şu an duydum. Çalışmadığım yerlerden sarıyorsunuz. Evet, az kalsın bak vallahi gümbürtüye gidiyordum. İnanmıyorum. Yok öyle bir şey yok. Olamaz yani. 1.73 boyundaki Cengiz Ünder banka müdürü veya orta halli halı dükkanı sahibi biri olsaydı ona bakar mıydı? En çirkin adamın bile çekici geldiği anlar oluyor muydu Survivor'da? Yok hayır. Öyle sanmıyorum. Batuhan Karacakaya ile neden küstünüz? Batuhan'a aşık mısın? İnsanlık duygusu içinde barındıran bir insanın söyleyemeyeceği kelimeler sarf etti. Adada yemek olarak ne yok? Tabii haftalık bize erzak veriliyordu. O bir pirincin yere düşmesi bile kavga sebebi olabiliyor. Herkes şarkımı duysun istiyorum. Herkes dinlesin istiyorum. Herkese merhabalar. Ben Aleyna Kalaycıoğlu. İlk defa İnci'de dobra dobra soruları cevaplamaya geldim. Umarım keyifli geçer. Ben çok heyecanlıyım. Sizde de iyi seyirler. Aleyna Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Programımızın konsepti olan İnci Şer bölümüyle başlıyoruz. İnci bölümü sizin hakkınıza yazılmış en iyi yorum ya da soru. Şer bölümü de sizin hakkınıza yazılmış en kötü yorum ya da soru. O çok vardır zaten, evet. Hangisinden başlayalım? Bence güzel bir giriş yapalım, güzelden başlayalım. Biraz enerjimiz yükselsin, tamam. Heyecanım azalsın. Evet, İnci sorusu ya da yorumu. Ah Aleyna, nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Kıskananlar çatlasın, bayılıyorum sana. Sevgili Cem abim, teşekkür ederim. Galiba hayatımda verdiğim en güzel kararlardan birisi burnumu yaptırmak oldu. Güzel iltifatın için çok teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Kocaman öpüyorum. Sesinin kötü olduğunun farkında mısın? Sesi güzel değilken neden şarkı çıkartmakta ısrar ediyor? Yani bunu söyleyenlerin çoğu zaten antiler olduğu için onlara buradan kocaman selamlarımı yolluyorum. Bir gün canlı canlı gel sana şöyle güzel bir arabesk bir şarkı okuyayım ondan sonra tekrar yorumunu bekliyorum. Nasıl gidiyor? Hayat mı? Galiba evet. Hayat nasıl gidiyor? Tabii Survivor'dan sonra biraz böyle hayat yolculuğum değişti. İşte üzerine gelen yapımcılardan müzik teklifiyle aslında içimde olan ama bir türlü dışarı çıkaramadığım bir yeteğimin üstüne gitmeye başladım. Hayat güzel gidiyor. Şükretmek için çok sebebim var. Bazen kendi kendime tabii ki sorguladığım süreç oluyor kendim ama sahip olduklarıma şükrettiğim sürece olmadıklarıma da daha da güzel ilerleyeceğini düşünüyorum her şeyin. Çünkü sahip olamadıklarımı düşünmek ya da ne bileyim sürekli geleceğe dair evet şunu da yapacağım, bunu da yapacağım düşüncesi bazen beni de çok yoruyor açıkçası. Çünkü biraz böyle şey bir karakterim var benim. Aslında içine girdiğim işleri çok iyi yapmak zorundayım ya da hiç girmemek zorundayım. Hani bu iki tane yol var benim için. Ortası yok. O yüzden bu zaman zaman beni çok yoruyor. Özellikle zor bir iki hafta geçirdim. Bu süreçte çok böyle sorguladığım şeyler oldu. Ama geneline baktığımda mutlu muyum? Evet mutluyum. Her şey güzel gidiyor mu? Evet gidiyor. Şükretmek için de çok sebebim var. O yüzden şu anda güzel gidiyor hayatım yani. İstediğim gibi, istediğim yoldayım. Sevdiğim işi yapıyorum her şeyden önce. Güzel güzel geçiniyoruz. Sen niye ünlüsün? Acaba 6 ay televizyonda olduğum için olabilir mi mesela? Survivor'la tabii ki televizyon önünde suratım 6 ay boyunca ekrandaydı. Daha sonra kariyerim müzikle devam etmeye başladı. Tabii ki içinde multi aslında hani influencer yanı da olabilir. Ama en çok istediğim yol tabii ki hani müzik. Ben tamamen müziğe odaklı gitmek istiyorum. Ve yaptığım ve yapacağım projelerde bunu aslında çok destekleyici şeyler olacak. Yani ünlü olmamın sebebi televizyonda başlamış olabilir. Ama şu anda tabii ki YouTube, Spotify, Mood'dur, Fizzy'dir bu tarz yerlerde devam ediyoruz yani bakın. Aleyna Kalaycıoğlu neden hep mutsuz? Mutsuz mu? Nasıl yani? Mutsuz muyum ben? Yani sosyal medyaya zaten kimse mutsuz olduğu paylaşımları aslında yapmıyor. Herkes insanlar yani mutlu oldukları, heyecan duydukları şeyleri paylaşmaktan daha zevk alıyor. Tabii ki benim de zaman zaman düştüğüm şeyler oluyor ama ben bunu sosyal medyaya çok yansıttığımı düşünmüyorum. Ama öyle görüyorsan bunun için ekstra bir çaba sarf edebilirim yani seni mutlu etmek için şu anda. Dizi ya da filmlerde sizi ne zaman görebiliriz? Birkaç proje vardı. Böyle oyunculuk adına aslında. Fakat istediğim yol müzik olduğu için oyunculuk çok gerçekten çaba ve emek sarf ettiren bir yol. Bunu önce kafamda ve beynimde oturtmam gerekiyor. Birkaç tane proje var önümüzde. Önümüzdeki hafta birkaç yönetmenle oturacağız. Bakalım gerçekten yapabileceğim bir yol ve içime sinen bir şey olursa neden olmasın? Bu konuda böyle bir açık kapı bırakmak istiyorum. Yani her an her şey olabilir. Ona göre hareket edeceğiz. Adalarda yemek olarak ne yiyordunuz? Ocak falan var mıydı?
Adada yemek olarak ne yok? Tabii haftalık bize erzak veriliyordu. Ama şöyle, şimdi o erzak arkadaşlar şu kadar falan, şöyle bir avuç falan. Hani o televizyonda gördüğümüz tabak yalama sahnelerinin hepsi gerçek. Yani o bir pirincin yere düşmesi bile kavga sebebi olabiliyor. Çünkü insanların asıl gerçek yüzü aslında aç kaldığında ortaya çıktığı için herkesin kişiliği değişiyor orada. Yani çok iyi anlaştığın bir insan bir anda en nefret ettiğin insan konumuna gelebiliyor. Çünkü aslında bir nevi hayatta survive, yani hayatta kalma mücadelesi. Ve bu mücadelede tabii ki insanın kişiliği aç kaldıkça sinir sistemi bozuluyor. Bütün her şey çöküyor diyebilirim yani. Tek düşündüğü şey aslında o karnı doyurmak. Ve bunun için insanlar senelerdir, yani çok eski çağlarda da bunun için savaşlar var yani, açlık oyunları. Aslında onun gibi bir şey yani. O küçük adada biz onun savaşını verirken hem açlık, hem psikolojik savaş, hem oyun kazanma hırsı, hepsi bir araya geliyor ve bir anda böyle bütünleşip çok değişik bir aslında ortaya olay çıkıyor yani. Çok aç kaldık. Çok aç kaldık. Ocak çok. Falan? Ocak yok. Yani ateş yakıyoruz. Ateşin üstünde efendime söyleyeyim pirincimizi yapıyoruz. Zaten tuz yok. Deniz suyuyla yapıyoruz onu da. Deniz suyunu kaynatıyoruz. Onun üstünde pilav, pirinç falan. Hani artık böyle tencereyi yalayacak konuma falan gelen çok arkadaş olmuştu yani. Rutin olarak hiç balık vesaire. Evet, şimdi bizim sezonda şöyle, bizim kadromuz çok gençti. Normalde bizim balık tutmamız gerekiyor ama bizim kadromuz biraz tembel olduğu için biz protein de beslenemedik. Ben bir kere balık tuttum ve şöyle bir şeydi balık. Zaten onu 8 parçaya bölünce sadece pilavın üstünde balığın yağının tadı geliyordu. Onu bile yani çok zevkle yemiştik. Bir de azalınca insan daha çok zevk alıyor yani. Az yemek yaparsın çok lezzetli gelir, bir tencere yemek yaparsın bitiremezsin. Aynı o moddaydık. Sayemde şöyle bir gün bir balık tadı aldık yani 6 ay boyunca. Ünlü olmadığın halde ünlü gibi davranmak zor oluyor muymuş, merak ediyorum. Ünlü olmadığım halde ünlü gibi davranmak. Yani mesela buna bir örnek verirse eğer ben bunu aslında cevaplayabilirim. Ünlü gibi davranmak ne? Buraya gelmem ünlü gibi davranmak mı oluyor? Hayır. Aslında bu bir arz talep meselesi. Şu anda buradayım çünkü bir talep var. 400-500'e yakın soru gelmiş yani. Ve bunun karşılığı bence bu cümle olmamalıydı. En son ne zaman ağladı ve neden ağladı? Çok uzak değil. Sanırım 2 gün önce falan ağlamıştım. O da genel böyle bir psikolojik olarak yorulduğum bir süreç oldu. Tabii bu mesela Survivor'dan önce bu kadar değildi. Ama tabii o maceramdan sonra yapmak istediklerim çok daha büyük şeyler olduğu için o böyle zaman zaman insanı yoruyor. Yani her sabah uyandığımda tabii ki kendime soruyorum bugün ne yaptım diye. Ve bu düşünce beni bazen gerçekten çok yoruyor. Bunun için 2 gün önce falan bir boşalma yaşamıştım o konuda yani. Ama benim için ağlamak aslında bir rahatlama belirti. Seni aldıktan sonra sanki dünya yeniden doğmuş gibi geliyorum. O yüzden benim için güzel bir şey oluyor. Doluyorum pat ağlıyorum sıfır. Haftaya tekrar resetlenmiş bir şekilde başlıyorum. Hani 2 gün önce falandı. Müzik dünyasında engellendiğini söylemişti. Bunu öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını anlatabilir mi? Bugün bununla ilgili bir olay yaşadım tekrar. Tabii yapım şirketleriyle bir görüşmem olmuştu ilk bu maceraya başlamadan önce. Yani orada çok hatalar yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Ya bu sektörde öyle bir şey ki evet, bir insan senin belki başarılı olmanı, yükselmeni istiyor ama işin içine girince bir tık daha ego savaşı başlıyor aslında. O yüzden insan aslında kendin adına ne kadar çok şey yapabilirsen, ne kadar üretebilirsen aslında o seni yukarı çıkıyor. Yani kimsenin bir sana olan bir katkısı, bir yardımı vesaire değil. Ben bunu öğrendim şu süreç içerisinde. Pişman olduğum çok şey var ama tabii ki şu anda sadece onlardan evet ileride bunu yapmasam diye ders çıkarabiliyorum. Yani o açıdan evet tecrübe oldum, oldu. Ama tabii ki ilk başladığım süreçte daha doğru kişilerle çalışarak daha farklı şeyler yapabilirdim. O konuda biraz açıkçası kendimi suçlu buluyorum yani. Ama yapacak bir şey yok, ona takılarak kendimi mutsuz edemem. Yani demem, tecrübe ederek. Hakkında çıkan magazin haberlerine nasıl tepki veriyorsun? Nasıl mücadele ediyorsun bunlarla? Ben benimle ilgili çıkan çoğu şey takmıyorum açıkçası. Yani çünkü takarsam eğer o işin içinden çıkamam. Dünyanın en mutsuz insanı falan oluyorsun. Biraz aslında magazin de yani insanların senin hakkında konuşması, evet kötü yorum, eleştiri çok olacak. Yani bugün en büyük dünya starlarının bile mükemmel gözüyle baktığımız insanlar kötülemek için 1001 tane sebep buluyor yani. Benimkiler onların yanında aslında hiçbir şey. Evet bir insanı beğenmeyebilirsin, beni sevmeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Birçok hareketimi kötü bulabilirsiniz ama ben buyum. Yani beni çoğu insan hatta tanıdıktan sonra, genelde önyargıyla yaklaşan çok insan var bu arada. Tanıdıktan sonra daha çok fikirleri değişiyor. Bütün kötü yorumları açayım. Gerçekten çok bel altı olmadığı sürece. Hakkımda çıkan magazin olaylarına da yani bakıyorum asılsız çok haber çıkıyor. Ama hani bu sürecin içine girince biraz bunları kabul etmek gerekiyor aslında. Ben takmıyorum ama annem beni her gün bu çıkmış, Aleyna bu ne falan diyerek aradığı için o biraz benim beynimi yoruyor açıkçası. Ben artık anneme sürekli anneciğim beni ne olur bu konularda aramayın lütfen falan diyerek kapatıyorum yani. En büyük magazinin yükünü bana getiren aslında annem olabilir. Sürekli taktığı bir kolye var.
anlamı ne onun için? Bugün o kolyemi çantamda çıkardım. Bugün çünkü stylish bir şey giymek istedim. O kolyenin anlamı şu. Annem bana hediye etmişti o kolyeyi ve gerçi Survivor'dayken daha farklı bir şey takmıştım. Ama o kolyenin benim hani annemin doğum günü hediyesi olduğu için aslında annemden bir parça benim için. Yurt dışında okurken de 4 sene boyunca hep hani o annemden bir parça gibi hissederek uyuyup uyanıyordum. Yani en büyük özelliği o benim için. Uçak mühendisliği bölümünü bitirecek misin? Okuluna devam edecek misin? Yoksa şarkıcılık yapmaya devam edecek misin? Of, bu soru o kadar çok geliyor ki. Yani şu an mesela DM'imi çevirsem 5 sorudan bir tanesi bu. Yani insanların benim uçak mühendisliği bölümünü yarım bırakmam gerçekten çok içlerinde bukta bırakmış. Benden daha fazla. Bunu ben yorumlarda da görüyorum çok. Bu konuya bir açıklık getiriyorum hemen. Okulumun bitme sınavına daha bir sene var. Ve ben pandemi sürecinde Survivor'a gittim. Tabii okulumda olarak dondurdum, yarım kaldı. Şimdi öyle bir sürecin içerisine girdim ki aslında çok ayrı şeyler. Amerika'da kalsaydım en büyük hedefim SpaceX ya da NASA'ya girip bir şekilde oralara kapak atmak olacaktı. Süreç ilerledikçe bunun aslında ne kadar mezun olsam da zor bir süreç olduğunu gördüm. Çünkü yani bugün NASA, SpaceX dediğimiz şirketler aslında Amerika'nın bütün o gizli işlerinin yani Amerika'nın gururu aslında bu şirketler ve kendi bünyelerinden beyaz Amerikalı arkadaşları daha çok support edip onları aslında içlerine almak zor. Yani yurt dışından gelen bir vatandaşın oraya girmesi düşündüğümden de çok zor. Ki bunun için vatandaşlık gerekiyor vesaire. Bu durum beni böyle çok kucalamaya başlamıştı. Çünkü orada okuduktan sonra orada bir şeyler yapmak istiyordum. Hani evet Türkiye'de de çok büyük şirketler var. İşte Aselsan'a girebilirdim. Ama şu anda bu sektörün içerisindeyken burayı bırakıp, çünkü ben burada mutluyum. O yolda gidip bir masa başı işi yapmak beni ne kadar tatmin edecek? Ben bu soruyu kendime çok sordum açıkçası. Hani o hayat beni mutlu edecek mi yoksa hep ben aslında burada mı kalmak istiyorum diye ve yani benim hiç soru işareti olmadan kesinlikle soldaki yolu seçtim. O yüzden şu anda başarabildiğim kadar ve iyi işler yapabildiğim kadar bu sektörde tabii ki kalabileceğim. Ve daha da iyisi yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tabii ki ileride ne olur bilmiyorum. Ama o diploma alınacak bir şekilde yani. Ya bu sene ya seneye bir şekilde alınacak. Biz Aleyna'nın fanları olarak Burak King ile çok yakıştırıyoruz. Acaba bir ihtimal var mı? Ana, ben bunu şu an duydum. Burak'la çok güzel bir şarkı yapıyoruz. Çok güzel bir feat atıyoruz. Hatta buradan önce klip için mood falan bakmak için o yüzden geç kaldım. Biraz onu yaptık. Mükemmel bir düet geliyor ya. Ben şarkıyı direkt duydum zaten. Dedim ki kendi kendime hemen bu ay sonu bu şarkı çıkacak yani. O yüzden çok mutluyum ama Burak'la aramızda zaten özel hayatımla ilgili çok konuşmak istemiyorum ama öyle bir durum söz konusu değil yani. İş yaptığım herkese bunun yazılmasına alıştım artık. Yapacak bir şey yok. 2022 yılında en büyük pişmanlığı neydi? Versene de bir. 2022 ile ilgili en büyük pişmanlığım ne? Abi ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. Çok hızlı kararlar aldığım bir sene oldu benim için 2022. Çok çaresizim şu anda. Ya ben bu soruya sessiz kalmak istiyorum ya. Valla ben bu soruya... Pas! Aleyna kardeşin nasıl? Trafik kazası mı geçirdi? Hastalığı nedir? Biraz anlatır mısın? Cansu bir doktor hatası yüzünden engelli kaldı 10 yaşındayken. Biz küçük bir apandis ameliyatı için hastaneye gittik. Ve hastane ameliyat esnasında bir ihmal söz konusu olduğu için 90 dakika kalbi durdu ve hani ölümden döndü aslında. Hani bize doktorlar açık açık kaybettik hastayı dediler. 90 dakikanın sonunda annem zaten hemen hastaneyi değiştirmek istedi vesaire. Normalde yoğun bakım hastasının hani çıkması çok riskli bir şey. Sonra Cansu'yu hayata döndürdüler ama tabii ki o süreç hani yoğun bakım, bir sene yoğun bakımda kaldı. Doktorlar hani iyileşse de ömrünün aslında çok az olduğunu yaşasa da söylediler. Yani hayatım çok enteresan bir şekilde, hiç beklenmedik bir şekilde bir günde çok farklı bir şekilde değişti. Annem zaten 7/24 onunla yani Cansu'ya bakıyor. Ve tabii ki bu bir ihmal olduğu için biz de sonuna kadar yani Cansu'nun tüm... Çünkü Cansu şu anda yani öyle bir konumda ki her şeyi hatırlıyor ve bilinci çok yerinde. Yani başına ne geldiğini de biliyor süreç içerisinde. Mesela hala aslında hayata karşı bir tutunma sebebi var. Ne bileyim işte bir gün görebilecek miyim, konuşabilecek miyim, yürüyebilecek miyim? Sürekli aslında bunları düşünüyor. Biz onunla kodlama yöntemiyle iletişime geçiyoruz. Başına ne geldiğini biliyor. Yani neden bu durumda olduğunu biliyor. Doğuştan olmadığını biliyor. Renkleri biliyor. Survivor'ı biliyor. Instagram'ı biliyor. Starbucks'ı biliyor. Hepsini biliyor aslında. Ve hala ne bileyim Starbucks'tan ona bir kahve götürmek onun eski anılarını canlandırdığı için mutlu oluyor. Ve hayata tutunmak için bir sebep bu onun için aslında. Ama inşallah şimdi yeni bir Amerika'da, Ohio'da yapılan bir araştırma göre yeni öğrendik biz de. Bir çip bulunmuş ve bu çip beynine yerleştirildiğinde o hasarlı dokuları, yani Cansu'nun beyninin %90'ı hasarlı şu anda. Yani görme hasarlı, konuşma hasarlı, tüm aslında uzuvları, duyma ve hafıza dışında. O çip yerleştirilince oradaki ölü hücreleri harekete geçiriyor. Bu aslında
çok büyük bir umut bizim için. Çünkü belki de görmesini etkileyecek böyle bir şey yaptığımızda vesaire. Ben şimdi orada hemen hani ne durumda, kaç kişi de denenmiş, 1-2 kişi de denenmiş ve hani hiç hareket edemeyen çocuk şu an gitar çalıyor konumuna falan gelmiş. Şimdi onlara biraz yöneldik, biraz onları araştırıyoruz. Öyle bir umut varsa hemen ne gerekiyorsa yani yapılması gerekiyor. Bakalım inşallah. Gelecekte kendini nerede görüyor? Allah için bu soruyu sor olur mu? Allah için bu soruyu sordu. Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Gelecekte kendimi açıkçası hep olmak istediğim yerde görüyorum. Böyle milyonlara hitap eden şarkılar yapıp ben o... Yani mikrofonu ele aldığımda şunu diyorum kendi kendime. Ya diyorum ben neden bunu daha önce yapmamışım? Hep bunun aslında pişmanlığı var içimde. Ve benim kendimi görmek istediğim yer kesinlikle o stadda o konseri vermek ya da ne bileyim o platformda milyonlara hitap etmek, çok iyi işler yapmak. Yani tüm herkes şarkımı duysun istiyorum. Herkes dinlesin istiyorum. Bütün kesime hitap eden şarkılar yapmak istiyorum aslında. O yüzden kendimi gördüğüm yer orası. Yediği en büyük kalay neymiş? Mesela beni çok yakınımda olup destekleyeceğini düşündüğüm, gerçekten hani bu serüvenimde arkamda duracağımı düşündüğüm, ne bileyim aile bireylerimin aslında, yani aileden, ailem aslında onlar benim, akrabalarım vesaire. Onların mesela benim bu serüvenimde aslında beni çok şaşırtıcı bir şekilde hiç destekleme işi olabilir. Yani öyle birkaç hani isim var mesela kafamda, diyorum ki bu insan benim şuyum ama o böyle bir şeyin içine girse, mesela atıyorum Survivor'dan bahsediyorum. Ben elimden gelen her şeyi yapardım ama bir SMS bile atacak kadar aslında onda değerim yokmuş. Bu olabilir. Ünlü olan herkesin şarkı çıkarma gibi bir zorunluluğu var mı? Ne olacak bu halimizde, ona tamam mı admin? Şimdi öncelikle sevgili admin, sesi güzel olan herkes şarkı söyleyebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama şunu unutmayalım ki şu ana kadar gelmiş geçmiş tüm Survivor'larda aslında yapımcılardan teklif alan tek isim benim. Bu bir. İkincisi, ben sesime gerçekten güveniyorum ve çalıştığım Türkiye'deki en büyük aranjörler, en büyük besteciler, söz yazarları, bunları zaten kimseye bunu kanıtlamak zorunda değilim ayrıca. Sen benim sesimi beğenmeyebilirsin. Benim de beğenmediğim birçok sanatçı var. Bu biraz böyle göreceli bir kavramdır. Ben kendime ve sesime çok güveniyorum ama sana kendimi tabii ki dinletmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Ama yani ben şarkı söyleyince kanalı tabii ki geçebilirsin. Yani bunda serbestsin. Fakat ben o konuda kendime güveniyorum yani. Ya şunu çok merak ediyorum. Kaç yıldır 2021 sezonunda şurada neden Batuhan'ın önüne geçtiğini bir sorsanıza. Ben galiba burada... Şimdi bizim orada konuşmamız yasak. Verir mi ses çıkması? Hatırladım bu arada bunu. Bizim normalde karşı takımla konuşmamız yasak. Hiçbir şekilde iletişimde olamıyoruz. Orada bir olay olmuştu oyunda galiba. Ben de Batuhan'a orada bir şey söylemem gerekiyordu. Ve hani yollar ayrılırken oradaki son şans. Ya orada söyleyeceğim çünkü adalarımızla farklı hiçbir şekilde konuşma imkanımız yok. O bana daha önceden bir şey söylemiş yine bu şekilde. Benim de ona bir cevap vermem gerekiyordu. Ve oradaki tek an oydu. Oradan herhalde ona bir şey söyleyerek geçtim ama tam konuyu hatırlayamıyorum. Ama oradan ona bir şey söyledim ve onu duydu. O şekilde ilerlemişti. Oydu galiba. Aleyna Kılaycıoğlu'na sorularım aşağıda. 4 tane sorusu var. En çirkin adamın bile çekici geldiği anlar oluyor muydu Survivor'da? Survivor'da en çekici adamın zaten... Yok, en çirkin adamın bile çekici geldi. Yok, hayır. No. Yani en iyisi bile çekici gelmediği için çok no, olmaz. Hayır. Şöyle, orada şöyle bir sıkıntı var bu arada. Şimdi duş alamıyorsun ya, herkes kokuyor. Yani çok hoşlandığım birisine yaklaştığımda çok kötü şeyler oluyor. Hani üstüme zis kokuyor zaten. Hani çok kötü. Bir de ter, mer. Yani korkunç. Orada öyle bir şey olamaz. En çok kime kırgın? Ben kırgın olmayı kapattım. Çünkü yüzleşip kabullenme sürecine girdim. Yani hayatta en çok kırgın olduğum insan babam olabilir. Çünkü bu yaşadığımız kötü süreçlerde ondan istediğim o babalık şeyini alamadık hiçbir zaman. Yani en çok kırgın olduğum o olabilir ama onu da affettim yani. Sonuç olarak kan bağım var yani. Babam hala babam. Yaşasa da babam, hayatta olmasa da babam bir şekilde. Bu olabilir ya sanırım en büyük kırgınlığı. Yeni projelerinden birinde çaktırmadan oha bunun da inci siker der mi? Ne? Küfür mü ettin? Küfür mü ettin? Bu şu muhabbet. İnci Sözlük zamanında televizyon saldırıları yaparak altını şer, inci siker cümlesinden ne anlam çıkarttınız diye televizyon yayınlarına bağladı. Altısı şer, inci... Altını şer. Altını şer, incisi ker. Geçiniz abi siz de çok zor zamanlar geçirmişsiniz ya. Vallahi kolaylık versin Allah. İnanmıyorum. Tamam. Arkadaşlarımla görüşmeye ara verdim demişti. Bunun sebebi ne? Yalnızlık ihtiyacı mı, kaçamak mı?
Yani bu soruyu çok merak ediyorum kimin sorduğunu. Çünkü ben böyle bir açıklama yapmamıştım. Ama demek ki bu soru içimizden birisi yazmış bunu. Evet. Yani bir süreç geçirdim. Bu süreçte biraz daha sosyalliğimi azalttığım bir süreç oldu. Tabii ki insanların kendini ayırmak istediği vakitler olabiliyor yani. Hepsini çok seviyorum. Görüşmediğim insanlara aslında ara verdiğim anlamına gelmiyor. Yani onların samimiyeti zaten benim bir biçimde. Bundan 2 ay görüşmem, 3. ayda aradığımda zaten o samimiyeti yakalayacağım insanlar benim yakın arkadaşlarım olabiliyor. O yüzden biraz sanırım kendime odaklanmak istediğim bir süreçti. Ama hepsinin eğer yani bozuldularsa gönüllerini alacağım. Yasmin Erbil'e neden polemik oldu aranızda? O konu neydi? Onun galiba hatırladığım kadarıyla fotoğraflarına bana benzediğine dair yorumlar gitmiş. O da bir açıklama gereği duymuş. Ben o kişiye benzemiyorum diye. Ama gel gör ki gören herkes bizi benzetiyor. O yüzden böyle bir muhabbet oldu. Ben de onun üstüne zaten komiğime gitti çok yani bu durum. Birisine benzemek olabilir. Beni de çok kişiye benzetiyorlar. Seni de birçok kişiye. Çok normal bir şey yani. Bu biraz kişiselleştirmiş. Batuhan Karacakaya ile neden küstünüz? Hiç konuşma fırsatınız oldu mu? Batuhan'la hiç duygusal bir şey yaşadınız mı? Batuhan'a aşık mısın? Batuhan'a tabii ki aşık değilim arkadaşlar. Ya biz şöyle oldu. Adada onun da çok yalnız kaldığı bir süreç olmuştu. Benim de biz orada çok güzel bir iletişim yakaladık. Dertleşerek aslında Batuhan'la. Bu da ekrana biraz farklı yansıdı. Batuhan'la çıktıktan sonra bir iletişim kopukluğu yaşadık. Herkes kendi hayatına odaklandı. Yani doğal olarak. O yüzden hiç öyle görüşme muhabbetimiz olmadı ki. Onun zaten yaptığı çok büyük bir hata var bana karşı. Değil. Aileme karşı yani. Bu kardeşimi yani onun adını konseyde ağzına alarak aslında beni çok kötü bir şekilde orada lanse etmeye çalıştı. Bazı şeyleri yediremediği için yani o son 4'te benim oturmamı yediremediği için kendisi kendi sezonunda çeşitli hiç hoş olmayan yani insanlık duygusu içinde barındıran bir insanın söyleyemeyeceği kelimeler sarf etti. Benim için o silinmiştir yani asla. Hande Sarıoğlu ile neden takılıyorsun? Bence bunu sorgulamalısın. Handem. Hayat enerjim olabilir yani. Onun gerçekten çok kısa bir sürede çok güçlü bir arkadaşlık aslında geliştirdik onunla. Ve onu çok seviyorum. Bayılıyorum. Hastasıyım onun. O yüzden aramızda çok farklı bir çekim var onunla. Yani en yakınımda dediğim insandan bile Hande o kadar yakınla değilken o kadar samimiyet ve içtenlik göremediğim için bizim onunla aramızdaki yaşadığımız şey çok başka yani. O ikimizin o enerji uyumu ve birlikteyken sürekli bir kaos, bir şey çözmeye çalışıyoruz. Birbirimize çok iyi geliyoruz. O yüzden biz ayrılmaz bir ikiliyiz. Hatta size birlikte yaptığımız dövmeyi gösterebilirdim ama gösteremiyorum çünkü bileğimin önünde birlikte bir dövme yaptırdık aslında. O yüzden onun yeri bende çok başkadır. Yani kolay kolay öyle dövme muhabbetlerine falan girmem hiçbir arkadaşımla. Ama Hande'nin yeri bende çok farklıdır. Cengiz Ünder'i ve futbolunu nasıl buluyor? Cengiz Ünder ile tekrar barışma olabilir mi? Cengiz'in çalışmadığım yerlerden sarıyorsunuz. Cengiz'in futbolunu zaten tüm dünya biliyor yani. Onun hakkında konuşmak çok benim için şey olacak. O zaten kendi başarısını tüm dünyaya, Türkiye'de değil dünyaya kanıtlamış bir insan. Ve Türkiye'ye geçtim. Avrupa'da da yani inanılmaz bir tanınırlığı ve saygısı var her şeyden önce. Yani sokakta yürüdüğünde tanımayan yok yani. Öyle bir başarı aslında elde etmiş. O yüzden yani başarılarının devamını diliyorum ondan açıkçası. 1.73 boyundaki Cengiz Ünder banka müdürü veya orta halli halı dükkanı sahibi biri olsaydı ona bakar mıydı? Yani bu işler tabii ki. Yani Cengiz'le zaten tanışmamız çok tesadüfi olmuştu. Onun üzerine hani başlayan bir ilişkimiz de oldu. Fakat hiç bu açıdan yaklaşmamıştım. Yani neden olmasın? O yaklaşımla alakalı bir şey. Bir insan ne kadar senin aslında gönlünde taht kurabiliyorsa o kadar var oluyor. Eğer ya o konumda da ben yaklaşımını beğendiysem, hoşuma gittiyse neden olmasın? Yani onun konumuyla alakalı bir durum zannetmiyorum. Çünkü bu tarz, yani bunlar gönül işleri. Yani sen istediğin, şimdi çok büyük bir şirketin bir CEO'su olabilir ya da normal gelirli bir insan olabilir ama şimdi o ikisi arasındaki ayrımı da gerçekten ben çünkü biraz aşk muhabbetlerinde gönlümün ve kalbimin sesini dinleyenlerdenim. Demek ki o zaman kalbime dokunabilmiş ve var olabilmiş. O yüzden bu konuda eğer o konumda olsaydı ve bu şekilde yaklaşsaydı yine aynı olabilirdi. Neden olmasın? Şarkıcı Can Yücek eski sevgilin. Can. Hatırladım canı. Lise 9. sınıfta yok bir arkadaşlığımız vardı ve o zaman o daha müzik sektörüne yeni girmişti. Öyle birlikte bir şeyler çalıp söylüyorduk sürekli onunla ama o sevgili muhabbeti olmadı yani. Aleyna Çalışkan ile neden küstü? Ya aslında şöyle, şimdi orada o kadar farklı tipler var ki sen onlarla anlaşmak zorundasın. Ve bazen oturup da aslında arkadaş olarak çok bir şey paylaşamadığın insanlarla
orada belli bir vakit geçirmek zorundasın. Doğal olarak çıktıktan sonra böyle hayat koşturmacası ve biraz böyle istekler daha farklı yönde ilerleyince oturup Survivor dışında paylaşabileceğin başka bir şey olmayınca doğal olarak kopuyorsun yani. Hani o geçici bir arkadaşlık oluyor. Ama yani o da yapmıştır bir şeyler herhalde yani görüşmediğime göre. Hatırlamıyorum çünkü ne olduğunu tam. Ayıp etmiştir büyük ihtimalle. Yoksa kolay kolay aslında insan silmiyorum. Gerçekten böyle kalbimi acıttıklarını da hayatımdan tamamen çıkarıyorum. Yani o konuda böyle bir şey olmuştur büyük ihtimalle. Poyraz ile barışır mı? Yani büyük konuşmamak gerekiyor. Hayat ne gösterecek bilmiyorum ama ben böyle yapılanları kolay kolay unutamıyorum. O yüzden o adada bana çok çektirdiği için mobbingçi o konuda bir yorum yapamayacağım. Neden sürekli birileriyle yakınlaşıp sonra istediği primi alamayınca zaten arkadaşlık ilişkisi yoktu. Ben yalnızım triplerine giriyor. Teşekkürler. Oo, seni tanımak istiyorum. Yani bunu biraz Onur o şekilde gördüğü için yansıtıyor bence. İnsanların hayatlarına, ya benim mesela hayatıma giren çıkan insanlar oluyor. Tabii ki uyuşamayınca ayrılıyorsun ya da ilişkin devam ediyor bir şekilde. Ama bu sosyal medyada, şimdi ben mesela demin de Burak'la ilgili bir soru gelmiş. Yani dün mesela stüdyodaydık, şarkıyı okuduk, story attık. Hemen böyle bir soru gelmiş. Ben şimdi ne yapayım buna? O zaman oldu 15 kişiyle adım çıktı yani. Biraz insanlar görmek istedikleri şekilde yaklaştığı için bu olaylara bu konuda yani bir yorum yapamıyorum. Düşünmek istediğinizi düşünebilirsiniz. Ben özel hayatımı kendim biliyorum ve onu çok da açmak istemiyorum açıkçası. O bende kalarak devam edecek ama tabii ki yorum yapmak serbest. İmam nikahlı olduğu sevgilisi var mıymış? Öyle bir duyum aldık. Ne zaman yaptı o röportajını benden? Ne kadar süre önce yaptı? Orada söylemişti galiba böyle bir şey. Sizin röportajda mı söylemişti onu? Başka bir röportajda demek ki. Yani kendi kararı demek ki o şekilde ilişkilerini yönetiyor ya da hoşuna gidiyor. Herkesin kendi kararı yani. Kendisi söyledi bunu zaten daha önce imam. Ha benim mi? Evet. Arkadaşlar öyle bir şey olabilir mi ya? Saçmalamayın. Hayır hayır. Ben pardon soruyu yanlış anladım. Sen az kalsın bak vallahi gümbürtüye gidiyordum. İnanmıyorum. Yok öyle bir şey yok. Olamaz yani. Yani biraz bu işlere şöyle bakıyorum açıkçası. Bir insan gerçekten kendine güveniyorsa genel konuşacağım. Bundan bir şey çıkartmayın. İmam nikahı aslında en basit yol. Yani gerçekten sevdiğine güveniyorsun. Oldu o zaman. Her birlikteliğimizde imam nikah yapalım. Herkesin kendi kararı ama yani bir insana bir yola gireceksin. O ya tam olmalı ya hiç olmamalı bence. Çünkü bu tarz şeylerde böyle biraz hevesi kaçabilir insan. Düşünsene imam nikah kıyıyorsun. Evli psikolojisindesin. Tamam iki cümle söyle sonra boşandın. Bence bu çok basit. Çok basitleştiriyor ilişkiyi. Benim bu kendi görüşüm açıkçası. Ama herkesin görüşüne saygımız olsun. Kısa bölümü. YouTube'da vlog açmasını çok istiyoruz. Açacak mı? Hayır. İngilizce şarkı var mı planlarınız arasında? Şu an hayır. 2022 bir şarkı olsaydı hangi şarkı olurdu? 2022 mi? Ben yoruldum hayatım. Evet. Ya da sevme olabilirdi. Ayşe ile küslüğü devam ediyor mu? Evet. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Boyunu çok merak ediyorum. 1.75'im. Kilosu? 56. Arkadaşlar bu iki haftada 3 kilo verdim. Ayakları kaç numara? 40. Sefo ile bir düet gelecek mi? Sefo ile bir düet gelecek mi? Neden olmasın? Yani olabilir böyle bir şey. Evlenmeyi düşünüyor mu? Kaç tane çocuğu olmasını ister? Oo, şu an evlenmeyi düşünmüyorum tabii ki de. İki olabilir. Kiminle düet yapmak istersin? Bir rapçiyle bir düet yapmak isterim. Şimdi Burak'la bir düetimiz geliyor tabii. Ama şu anda isim olarak söyleyebileceğim birisi yok. Ama iyi bir böyle trap ya da rap şarkının düetini yapmak isterim ama isim olarak... Uzi ile gider. Uzi. Yok, Motive'ye daha çok düşünüyorum. Motive ile yapmak istiyorum. Tamam hadi Motive ile yapayım. Survivor'dan sonra kiminle daha çok samimi oldu? Survivor'dan sonra kiminle? Benim samimi olduğum arkadaşlar kendi dönemim değil. Bir önceki ve bir sonraki dönemler genelde. Sude var, Berna var, Yağmur var. Şu an en samimi olarak görüştüğüm ve WhatsApp grubunda yardırdığımız bütün dedikoduları. Üçüyle görüşüyorum şu anda. Adadayken hiçbirinden hoşlanmış mı acaba? Evetse kim? Adadayken... Hiç kimseden hoşlanmadım. Sadece tabii ki yakın hissettiğim isim oldu. Ama bu böyle hoşlantılık seviyesinde değildi biraz açıkçası. Hani o an böyle dertleşebildiğim ve yakın hissedebildiğim insana yakın hissediyordum doğal olarak. Ama orada tabii ki yani öyle cinsel anlamda bir hoşlanma falan imkansız yani. Çok mide bulandırıcı bir şey. Çok midemi. Kendinden bile soğuyorsun çünkü orada. Böyle çok kokuyorum falan modu. O yüzden zor biraz. Senin için en değerli 3 isim. Hayatımda mı? Evet. Benim için en değerli 3 isim. Yani ailemden tabii ki annem, kardeşim, anneannem olabilir. Kardeşin için bir şarkı yazacak mısın? Cansu için mi? Bunu hiç düşünmemiştim ama olabilir. En büyük kusuru nedir karakter olarak? Benim? Evet. Çok hızlı karar veriyorum.
Yani çok heyecanlıyım. Hızlı böyle. Bazen düşünmeden, ilerisini görmeden birçok karar verebiliyorum. 2022'de de o geçenki soruyla ilgili işte böyle hızlı karar verdiğim için pişman olduğum birçok şey vardı. Yani biraz bu özelliğimi daha sakin tavırlarla, daha böyle düşünerek cevap verirsem beni de daha mutlu edecek bu durum yani. Galerisindeki 9. video veya foto. Video mu foto mu guys? Video ya da fotoğraf hangisine ilk geldiyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Şey çekmişim stüdyodayken. Bir dizi karakteri olsan kim olurdun? Bir dizi karakteri olsaydım ben dizi izlemiyorum ki. Avatar olmak istiyorum. Film olsun. Avatar. Benim o. Estetik yaptırdın mı? Evet, burnum. Ayşe'ye katlanmak mı daha zordu yoksa bu ekonomideki koşullarda yurt dışı tatiline çıkmak mı? Ayşe'ye katlanmak mı daha zor? Yurt dışı. Yok, o kıza katlanmak çok daha zor şu an. O yüzden. yok ben şu an hatırlıyorum da. Bugüne kadar en çok neye para harcadın ve en pahalı aldığın şey neydi? Fiyatını da söyle lütfen. Ben genelde çok kıyafete, çantaya vesaire para harcayan bir insan değilim. Çünkü benim için önemli olan bana ne kadar yakıştığı olduğu için giydiğim şeyin. Asla atıyorum 10 bin lira bir çantaya vermem. Ya da ne bileyim bir ayakkabıya vermem o kadar büyük paralar. Bu arada bunu yapanlara da saygım var tabii ki, yani çok kazanıyorsan yap. Ama genelde benim en büyük harcamalarım şey oluyor ya. Klip, işte styling. Şu bu yani kendim adına yaptığım bir şey ama yine işimle alakalı yaptığım harcamalar oluyor. Şu aralar ikide bir mırıldandığı şarkı hangisi, bize de mırıldanır mı acaba? Yeni şarkımı mırıldanıyorum. Yaza doğru Senior diye bir şarkım var, onu çıkaracağım. Ama onu mırıldanamam şu anda. Onu çünkü demosunu çekeceğiz önümüzdeki hafta. Yavaş yavaş beynime yazıldı, sürekli onu mırıldanıyorum, sürpriz olarak kalsın. Benim için çok keyifli bir röportaj oldu. İlk defa bu kadar böyle dobra soruları cevapladım. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. İnci Sözlük ailesine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Girdiğimizden beri bizimle böyle full ilgilendiniz. Enerjiniz için de çok teşekkür ederim. Ayrıca hepinizi öpüyorum.